Merhaba, 90 Artı'ya hoş geldiniz. Bu akşam 90 Artı'da teknik direktör İsmail Kartal ve Güntekin Onay'la karşınızdayız. Tabii ki gündemimizde milli maç var, milli takım var. A milli futbol takımımız Finlandiya karşısında kritik bir sınava çıktı. Ya tamam ya devam maçıydı. Puan kaybetmesi halinde gruptan çıkma yoluna devam etme umutlarına neredeyse tamamen sönmüş olacaktı bu umutlar ama 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Gündemimizin ana maddesini milli takımımızın Finlandiya maçı teşkil edecek. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Sizden kısa bir değerlendirme alalım. Sonra da karşılaşmanın özetini bir izleyelim. Nasıldı Türkiye-Finlandiya maçı? Çalkantılı bir dönemden sonra milli takımımız kendi evimizde kazanmamız gereken bir maç. Yani mutlak bir galibiyet 3 puanla en azından yolumuza devam edebilmemiz açısından seyirci avantajını kullanarak ve kendi evimize, kendi ülkemize oynayarak bu maçtan 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyorduk. Ki Hırvatistan-Ukrayna maçının da sonucu tabii bizi yakından ilgilendiriyordu. Biz onlardan önce oynadığımız için. İlk 15 dakikada maça çok iyi başladık. Hücumsal bir oyun. Hücumcu oyuncularla beraber gelen 2 golle milli takımımız rahatladı. Bu rahatlamanın ardından daha fazla kontrollü bir oyuna döndü. Maçı da istediğimiz gibi, istediğimiz şekilde milli takımımız bitirdi. Rakip takıma gelince dün akşam bir tane pozisyonları var. Uzaktan atılan bir şutla direkten döndü. Sadece geriden topu oyuna iyi sokuyorlar, oyunu iyi koruyorlar. İkinci bölgeye kadar iyi geliyorlar ama maalesef üçüncü bölgede çok fazla üretken oyuncuları olmadığı için kaleye ve dikey anlamda ceza alanına çoğalacak oyuncuları olmadığı için, yaratıcı ve driblingçi oyuncuları olmadığı için bir yere kadar geliyorlardı. Bir yerden sonra sonuç alamıyorlardı. Rakip takımla ilgili bunları söyleyebiliriz. İkinci gol bizim gerçekten çalışılmış bir gol. Her ne kadar rakibimiz uzun boylu, yüksek toplarda hava hakimiyeti olsa da Selçuk İnan'ın korneri ön direğe kesmesi ve Cenk'in orada o kalabalığın içine kafa yorması bence çalışılmış bir goldü, organize bir goldü. Bununla beraber baktığınız zaman İsmail Köybaşı'nın ben uzun zamandır ilk defa bu kadar etkili oynamasını çok beğendim. Cenk gerçekten iki gol atması öne çıkan oyuncularımızdandı. Ben sadece dün akşam baktığınız zaman her ne kadar rakip takım 2-0 mağlup olsa da üretken bir futbolcuları yani yaratıcı oyuncuları olmamasa da bir yere kadar mesela oyunun ikinci yarısında baktığınız zaman ben kalecilerini çok beğendim mesela. Libero gibi çıkması, risk alması, oyunu geriden kurması, müthiş yön değiştiriyorlar. Diagonal paslarla o boş oyuncuyu mutlaka bulabiliyorlar. Ama söylediğim gibi ikinci bölgeden sonra üçüncü bölgeye girişte oradan sonra beceri istiyor tabii. Beceri ve yaratıcılık istiyor. Bu konuda sıkıntıları olduğu için fazla bir pozisyon üretemediler. Biraz maçı kazandığımız için oyuncularımızı, milli takım teknik heyetini tebrik ederim. Senden de bir özet alalım sonra maçın özetini. Şimdi Kasım ayına dönersek tarihi 11 Kasım, öğle saatleri. Önümüzde 3 maçlık bir paket duruyordu bizim. 9 puan. İçeride Kosova, her şey kötü giderken. Finlandiya yine içeride. Evet. Ve arkasından deplasmanda Kosova, Haziran'da oynayacağız. Evet. Bu 3 maçta 9 puan alıp ayakta kalmamız gerekiyordu. Ayakta kalamadığımız takdirde biz işimiz bitiyordu açık konuşmak gerekirse. Umutlarımız, sen dedin ki az önce umutlarımız canlı tutmak falan. Evet. Umutlarımız canlı falan kalmazdı. 3 maçta 9 puan bu iki zayıf rakip karşısında almamız gereken, yapmamız gerekendi. Ayaktayız şu anda. Eylül ayını görmek için dün kazanmamız gerekiyordu. Hem Kosova maçından sonra hem de Finlandiya karşılaşması. İsmail Hoca'nın da söylediği gibi yani Finlandiya evet kalitesi, kapasitesi, yetenekleri kısıtlı bir takım olmakla birlikte tüm Avrupa ekipleri gibi sahada ne yaptığını bilen, nasıl durması gerektiğini bilen bir takım görüntüsünde. Bir saha içi organizasyonu var ama tabii ki beceri, kalite, uluslararası tecrübe gibi kavramlardan yoksun bir takım izledik. İlk defa ilk 20 dakika, 25 dakika uzun yıllar sonra bir milli takım evet, bu kadar iyi başlayıp erkenden rakibin biletini kestiğini deyim yerindeyse gördük. 25 dakika harika bir milli takım vardı. Önde basan, rakibi oynatmayan, gol arayan, sadece iki golün dışında, Cenk'in attığı goller dışında girişimlerimiz de var, pozisyonlarımız da var. Ama tabii şunu da söylemek lazım. İkinci yarıda bazı oyuncularımız, özellikle forvet arkasında oynayan oyuncularımız kendi kalitelerinin çok altında bir performans ortaya koydu. Çok top kaybettiler. Volkan çok top kaybetti, Arda çok top kaybetti, Olcay çok top kaybetti, Yunus çok top kaybetti. Yani topu orada tutamadık, pas yapamadık. Bence yani biz 2-0'dan
2-0'dan sonra hani devrenin sonlarındaki Finlandiya'nın baskısı belki skorla bağlantılı olabilir ama ikinci yarıda milli takımı beğenmedim açıkçası. Genelde eleştiriler ikinci yarıdaki evet. futbolu. Yani ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elimizde tutmalıydık her şeye rağmen. Evet. Maçın özetini bir izleyelim. Golleri hatırlayalım. Cenk'in attığı, Cenk Tosun'un attığı iki golü. Sonra da yorumlara devam edelim. 2018 Dünya Kupası elemeleri I grubu Türkiye 5. maçında Antalya'da Finlandiya'yı konuk ediyor. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim görüntüye geldi. Finlandiya atakta. Ceza sahası dışı Hetemay vurdu. Top üstten dışarıya gitti. Maçta 9. dakika. Yunus Mallı'nın pası İsmail'e. İsmail Köybaşı'nın ortası Olcay dokundu. Cenk Tosun topu ağlarla buluşturdu. A milli futbol takımı Finlandiya karşısında 1-0 önde. Bir kez daha izliyoruz golü. Olcay'ın dokunuşu Cenk Tosun. İlk kontrolü istediği gibi değil ama yakın mesafeden hata yapmadı. Golü attı. Köşe vuruşu kullanıyoruz. Dakika 13. Yeniden Cenk Tosun sahnede. Selçuk İnan kullandı köşe vuruşunu. Cenk Tosun kafayla topu ağlarla buluşturdu. İşte gol. Skor 2-0. Erken gelen goller. A milli takımımız Finlandiya karşısında 2-0 önde. Volkan Şen uzaktan denedi şansını. Top dışarıya gitti. Millilerde 2-0'ın rahatlığı var. Volkan Şen topa dokundu. Olcay araya girmek istedi ama başaramadı. Topa dokunsa da golü atamadı. Kritik bir andı ilk yarıda. İlk yarıda son dakikalar. Savunmamız topu uzaklaştırmakta zorlandı. Hetemay uzaktan vurdu. Direkten döndü top. Pukki'nin pasında Hetemay iyi bir şut çıkarttı. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Görüntüler ikinci yarıdan. Pas ceza sahası dışından etkili bir şut çıkmadı. Lod. Duran top kullanıyoruz. Top kaybı, hızlı atak şansı Finlandiya için. Savunma arkasına pas. Volkan Babacan kalesini zamanında terk etti ve doğabilecek bir tehlikeyi önledi. Yine Finlandiya atakta. Sol kanat. Uronen çevirdi içeriye. Pukki yavaş bir vuruş. Volkan Babacan. Maçta artık son anlar. Enes Ünal son bölümde oyunda. Arda'nın pası. Gökhan Gönül yaptı ortayı. Enes vurdu kafayı. Direkten döndü. Savunma uzaklaştıramadı. Volkan Şen boşta kalan top. Arda Turan blok geldi. Farkı 3'e çıkarma şansını kullanamadık ve A milli takım Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Evet, maçın özeti de böyleydi. Tabii hani ikinci yarıyı daha çok ikiniz de eleştirdiniz. Özellikle aslında 2-0'dan sonra böyle bir anda milli takımda yani durdu. Çünkü herhalde öncelikli hedef tabii ki doğal olarak 3 puan almaktı. Skoru elde etmekti. Ya şimdi salı akşamı normal karşılayabiliriz. Pazartesi, salı, çarşamba bir sonraki resmi maçımız olsaydı onu düşünerek hani birazcık oyuncuların tempoyu 2-0'dan sonra düşürmesini, oyunu rölantiye almasını mantıklı bir şekilde saygıyla karşılayabilirdik bence. Ama şimdi biz Moldova ile özel bir maç oynayacağız Eskişehir'de. Hani bir mazeret olurdu en azından, o anlamda söylüyorum. Yani rölantiyi alma olayını bilmiyorum. Biz Donatoz'u ile de hep konuşuyoruz programlarda. Yani rölantiyi alma olayını ben çok mantıklı görmüyorum. Zayıf rakiplerle oynarken özellikle. Rölantiyi demeyelim de yani ister zayıf rakiple oynayın, ister çok güçlü rakiplerle de oynasınız. Yani futbolda sahada 2-0'dan sonra futbolculara bir koruma içgüdüsü olabiliyor. Yani bunu ben Fenerbahçe'de teknik direktörken de yaşadım. Başka kulüplerde çalışırken de yaşıyorsunuz. Bu antrenörün, bir teknik adamın istediği bir şey değildir. Maç 2-0 olmuştur. Biraz daha kompak oynayalım. Biraz daha enerjimizi 90 dakikaya göre böyle ekonomik
olarak harcayalım. Çok fazla da açılmayalım, hata yapmayalım. Daha güçlü kalalım, daha garanti oynayalım. Daha garantici bir felsefeyle bu teknik direktörlerin, yani bizlerin istediğimiz bir şey değildir bu. Kendi kendine futbolcuların sahada aldıkları pozisyonla topa karşı kendilerini alacakları ve yapacakları hamlelerle, aksiyonlarla düşündükleri bir içgüdüsel bir şeydir bu. Ya baktılar ki 2-0. Ama Bayern Münih'te mesela niye olmuyor? İlk maçı Arsenal karşısında ama 5-1 kazanıyor. Gidiyor Londra'da yine 5-1. 4-5-1 kendi devam ediyor 6'yı aramaya. 6'yı buluyor, 7'yi aramaya devam ediyor. 7'yi buluyor, Hamburg'la falan oynadığı zaman 8-9 attı ya. Evet. 7'yi bulmuş, 8'i aramaya devam. Hep devam ediyor, sürekli devam ediyor. Tempodan bahsetmiyorum. Temposuz da topa sahip olarak eğer siz rakipten daha kaliteliyseniz, ki Beşiktaş Olympiakos maçı çok yakın bir örnek. Hemen Beşiktaş baskılı başladı. Hemen 2-0'ı buldu. Top Beşiktaş'ta. Rakip gelemiyor. İstediği gibi oynuyor. Tempoyu Beşiktaş ayarlıyor. Oyunun inisiyatifi, kontrolü Beşiktaş'ta. Bir anda bir şey oldu. Beşiktaş yavaş yavaş 2-0 bulduktan sonra kendini geriye attı. Rakip o gücü olmayan, o gelemeyen, turdan ümidini kesmiş rakip geldi. 2-1 oldu. Sonra Abubakar'ın kırmızı kartı çıktı ve tur tehlikeye girdi. Evet. Yani sen üstünsün rakipten. Sen güçlüsün. Sen kalitelisin. İçeride oynuyorsun. Niye topu rakibe veriyorsun top sendeyken? Ya bu coşkuyla alakalı bir şey. Bir de özgüvenle alakalı bir şey. Takım kalitesiyle de alakalı bir şeydir. Yani mesela geçenlerde şeyin bir açıklamasını, Müller'in, Bayern Münih'te oynayan. Dedi ki biz dedi sahaya çıkarken dedi sadece hücumu düşünüyoruz dedi. Asla gol yiyeceğiz, mağlup olacağız diye bir şey düşünmeyiz dedi. Kendi evimizde de deplasmanda da oynasak dedi. Hep kazanmak için ve gol atmak için dedi ve bundan mutluluk duyuyoruz dedi. Gol ne kadar atarsak dedi, ne kadar gol pozisyonu girersek dedi futbolun keyfini çıkartıyoruz. Bunda da saha içerisinde biz keyif alıyoruz, mutlu oluyoruz dedi. Bu coşkuyla alakalı bir şey. Şimdi milli takımdaki oyuncularımızın son dönemlerde yaşadıklarını baktığınız zaman oynayan mesela 5 oyuncu oynamamış dün akşamki maça kadar. İlk defa dün akşam 5 oyuncu ilave oldu bizim milli takımımıza. Daha önce farklı şeyler vardı. Teknik direktör, futbolcu, federasyon bir sürü şeyler okuduk medyada. Polemikler vardı. Polemikler vardı. Yani bu her anlamda milli takımımızın futbolcu, teknik heyet, taraftar, federasyon bir birliktelik, yani bir birlikte olma maçıydı. İlk defa Finlandiya'ya karşı her ne kadar zayıf gibi görünse de fiziksel anlamda iyi mücadele eden, futbolu oynamaya çalışan ama demin de bahsettiğimiz gibi çok yaratıcı ve üretken oyuncuları olmadığı için bir yere kadar gelip bir yerden sonra sonuç alamayan bir milli takıma karşı 2-0'dan sonra bekleyerek çok fazla hata yapmayarak maçı kazanmanın, kazanmaya bir an önce gitmenin ve açık vermeden hesabını yaptılar oyuncular, milli takımlar dün gece. Bir son dakikalarda bir pozisyonumuz daha vardı. Ama Allah'tan ki dün akşam karşımızda böyle çok fazla üretken bir milli takım yoktu karşımızda ki bu maçı böyle bitirebildik. Yani 2-0 kazanmasını bildik. Dün akşam şunu söyledim ne bilmem programda. Hoca onu söyledi. Finlandiya, tabii şimdi Burak Yılmaz'ın da bizde yapılan röportajını dinlemişsinizdir. O da diyor ki ben bu seviyede kolay maç görmedim. Evet. Hakikaten uluslararası seviyede hani Malta'ymış, Liechtenstein'mış, Lüksemburg'muş, San Marino'ymuş, Andorra'ymış filan onları saymayalım. Onların dışında Belarus'tan tut da Litvanya'ya, işte Letonya'ya, hatta işte Arnavutluk, Moldova ve Finlandiya gibi takımlar dahil olmak üzere bu maçlar zor maçlar. Saygı duyulması gereken galibiyetler. O başka bir konu. Kesinlikle. Hatta bir de şu var, dün akşam programda söyledim. Oraya geleceğim. 80'lerin başında, 82 Dünya Kupası elemeleri. Hatırlayın, hatırlayabiliyorsunuz. Sen hatırlamazsan. Ben hatırlamam. İsmail yok, Hoca o kadar hatırlar. Ben hatırlamam. 82 Dünya Kupası elemeleri 0 puan 1 golle kapattık. 82 Dünya Kupası elemelerini. 86 Dünya Kupası elemelerini ki o elemelerin İzlanda'ya 3-1 mağlup olduk. Fatih Hoca penaltıdan attı tek golümüz. 86 Dünya Kupası elemeleri yine. İlk maç Finlandiya. Siz var mıydınız hocam o maçta? Antalya'da oynadık işte iklim falan olsun diye. 2-1 mağlup olduk. 2-1 mağlup olduk. Penaltıdan İlyas attı golü. Evet. Nereden nerelere geldi? O da tek puanımız. Bir de Kuzey İrlanda ile galiba berabere kaldı. Tek puan. Sonra İngiltere'ye yenildik. İngiltere'ye 8-0 yenildik ikinci maç. İlk maç Finlandiya 84 senesi. İkinci maç İngiltere 8-0 mağlup olduk. Candan hocaydı. Candan Tarhan hoca rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nereden nerelere geldik? Oraya gelinmek için söylüyorum. Finlandiya karşısında 2-0 mağlupken 78. dakikada penaltıdan gol atıyoruz. İlyas Tüfekçi kulakları çınlasın attı. Penaltıdan 2-1'e getirdi. Başka golümüz yok grupta. Başka gol yok bir daha. Bir elemelerde de Rıza Hoca'nın bir penaltısı, şimdi Finlandiya, ilk golümüz müydü, tek golümüz müydü? Şimdi de 2-0'ı beğenmiyoruz Finlandiya karşısında. Oralardan buralara geldik. Evet. Şimdi o zamanlar tabii ki dünya futbolunda yukarıdakiler vardı, bir de aşağıdakiler vardı. Yani o günden bugüne çok şeyler değişti. Yani Türkiye'de tesisleşme adına statlar yenilendi.
sponsorlar, endüstriyel futbol, şu an endüstriyel futbolun içerisindeyiz. Kendimizi burada bulduk. Yani dünya futbolu bence balansını buldu. Eskiden işte o tarihlerde daha maça çıkmadan korkardık. Yani ben de milli takım oyuncusuydum o zamanlar. Çok fazla uluslararası bir tecrübemiz yoktu. Bir yani kendimizi sürekli Avrupa kupalarında oynayan, milli takımda oynayan bir takımın oyuncusu değildik. Yani senede birkaç maç oluyordu ve hemen eleniyorduk. Ya gol atamıyorduk ya ek turda veda ediyorduk falan. Yani şimdi dünyada bir teknoloji var. Herkes dünyada aynı anda bütün maçları izleyebiliyor. Antrenman teknikleri, fizik, teknik, taktik. Hani Türkiye bu anlamda Türk antrenörleri tesisleşme adına yani kendimizi çok geliştirdik. Çok... 80'lere kadar hocam siz oynamışsınızdır. Evet. Siz Gaziantep'te oynarken sağ çim miydi? Yarı toprak, yarı çimdi. Yarı toprak, yarı çim. 80'lere kadar bak Beşiktaş'ın şeref stadı topraktı. Beykoz şehrine Beşiktaş'la Galatasaray çim sahada antrenman yapmaya giderlerdi. Ya da Sarıyer'de çim saha vardı. Oraya antrenman yapmaya giderlerdi. Toprak sahada oynardı üç büyükler. Çim sahaları yoktu. Nereden nerelere geldik? Yakın bir zaman önce ben hatırlıyorum. Ya bu örnekleri çocukluğumda öyleydi. Mesela Yurt Dervalde Galatasaray'a geliyor, ne diyor? Bana transfer falan yapmayın diyor. Önce bir tane tesise düzgün bir çim saha yapın. Yani dediğin gibi sana katılıyorum Güntekin. Yani biz Finlandiya ilk defa yanılmıyorsam kendi evimize yendik. Yani tabii ki küçümsenmeyecek bir galibiyet. Güzel bir galibiyet. Yarışa bence tamam mı devam mı bir maçıydı. Devam etmemizin ilk ayağını biz dün akşam başarıyla geçtik. Her ne kadar ikinci yarı istediğimiz tempoda, istediğimiz anlamda pozisyonlar üretemesek de biz 2-0 maçı net bir galibiyetle kazandık. Bir tane pozisyon verdik. O da uzaktan atılan bir şutla. Yani neredeyse rakibi biz 90 dakika boyunca net pozisyon vermedik. Çok iyi vuruş çıkarttı yalnız o. Bana göre ayak içini iyi kapattı. Evet. Birinci sınıf bilinçli bir vuruş tekniğidir o. Volkan Babacan'ın 2-0 iken bir kontrada. Onu hakikaten o çok maçın en önemli pozisyonlarından birisi. Görüntü analiz yapacağız birazdan. Mesela onun uzaklaştırması, hissedip sezgilerine güvenerek çıkması, uzaklaştırması çok önemli bir, değerli bir hareketti bence o pozisyon. Sonuçta kazandık, kazanmasını bildik. Bence milli takım devam etmemiz için çok anlamlı bir 3 puan aldık. Tekrar kendilerine tebrik ediyoruz, hayırlı olsun. Şimdi sen Bayern Münih örneği verdin ya, belki onu biraz tartışabiliriz. Hayır ben milli şu takım, hayır, ama şurada vurguyu yaparken şunu vurguladım. Güçsüz rakibe karşı. Evet güçlü, güçsüz de oynarken, oyun ellerindeyken, avuçlarındayken niye veriyorsun? Ben o anlamda söylüyorum. Ama o kadar yani, şimdi şöyle düşünmek lazım. 1 ile 3 arasında 3 ile 5, 1 ile 3 arasında 2 var, 3 ile 5 arasında da 2 var. Ama 3'ün 1'e yaptığı tahakkümden fazlasını 5-3'e yapabiliyor. Yani biz Bayern Münih seviyesinde bir futbol takımı, Süper Ligimizde de yok. Arada büyük güç farkı olmasına rağmen. Ama yani karşısındaki rakip de Arsenal. Tamam. Arada güç farkı olmasına rağmen milli takımımızda kendini o seviyede görmüyor olabilir ki o tempodan da uzağız hakikaten. Bence 13 dakikada 2 gol buluyorsan, ben şimdi düz matematik mantığıyla 13 dakikada 2 gol buluyorsan 90 dakikada 9 gol bulman lazım mantığıyla bahsetmiyorum canım. Yani ondan bahsetmiyorum. Ama biliyorum. Oyunun inisiyatifini verme. Skordan bağımsız. İnisiyatifi verdik mi? Verdik bence genelde. Zaman zaman verdik. Tam anlamıyla vermedik. İşte demeyecek söylediğim ya, koruma içgüdüsüyle kompakt kalarak fazla şey yapmadan böyle. Fatih Hoca da zaten bu hamleleri yaptı. Evet. Önden oyuncuları çıkarttı. Hemen orayı da Okay'a aldı. Emniyet Sivabalı çift ön libero'ya döndü. Biraz daha sağlam bir orta saha. Topun kendimizde kalmasını sağlayarak, bize kalmasını sağlayarak çok da fazla topun karşısında kalıp koşmadan, enerjimizi tüketmeden bu skora razı olur bir hamlelerini yaptı bence dün akşamda. O zaman Fatih Hoca'nın da görüşlerini bir hatırlayalım maçtan sonra. Bu oyun doğru oyun dedi. Doğru oyun. Bugün özeti doğru oyun. Doğru oynadık. Kanaatim odur. Pek ilk yarının son saniyesinde direğimizden dönen topun haricinde neredeyse pozisyon da vermedik. Bayağı da pozisyon bulduk. Ama sonuç 3 puan çok önemliydi. Maç öncesi de söylemiştim. Burada. Şimdi Kosova ile oynayacağız. Oradan inşallah 3 puanla devam edersek pozisyonumuzun basın toplantısı da söylemiştim. Daha değişik bir yerde olacağını düşünüyorum. 11 puanla. Oradan sonra 2-2 kalıyoruz. Artık finaller yani bir anlamda
Bundan evvelki Avrupa Şampiyonası'nda işte İzlanda, Hollanda içeri, Çek dışarı gibi, Kazakistan dışarı gibi bir atmosferle karşılaşıyoruz. Bu sezonu, Haziran'dakini de iyi bitirirsek ben çok avantajlı duruma geleceğimizi düşünüyorum. Ha, ondan sonra Hırvatistan için herhangi bir teknik adam kendi sahamızda avantaj, büyük avantaj filan diyemez ama seyirciyle oynamak bir avantajdır. Yoksa Hırvatistan ve İzlanda herkes, her yerde herkes her şeyi yapabilir. Ama son maçın Finlandiya oluşu, yani tabelayı görüp ona göre düşüneceğimiz veyahut da sahada uygulayacağımız bir durum olabilir. Bana göre kestirme fikir şudur. 3-3 gitmekte yarar var. Sayın Cumhurbaşkanımız bize desteklerini esirgemedi, sağ olsun. Bakanlarımızla beraber başarılar ve yanımızda olduğunu ifade etti. Antalya seyircisine teşekkür ederiz. Antalya şehrine teşekkür ederiz. Dolayısıyla güzel bir gün yaşadık. Şimdi Eskişehir'e doğru yola çıkıyoruz. Evet, Fatih Hoca doğru oyun olarak tanımlıyor bu oyunu. Bence büyük ölçüde hak verebiliriz de. Çünkü biraz da baskı altında olan bir milli takım var. Önünü net bir şekilde göremeyen bir milli takım var. O skoru bir anda 2-0'a getirmek bu psikolojiye de İsmail Hoca'nın da çok güzel ifade ettiği gibi itmiş olabilir. Bundan sonrasını da konuşacağız. Neler olabilir? Önümüzde bir takvim var. Ama bence biraz maçın biraz daha görüntülü analizini, biraz daha detaylı bakalım maça. Görüntülerle analizini yapalım. Hemen ilk pozisyonla buna başlayalım. Aslında ilk 5 dakikada, yani kısa bir süre gibi görünebilir ama tam istediğimiz başlangıcı yaptığımızı söyleyemeyiz. İlk 3-4 dakika onlar iyi geldiler. Evet. İyi geldiler ama biz yani İsmail Köybaşı'nın hücuma çıkması, Olcay Şah'ın içeri girip kendisine bir alan yaratarak dönen topu oraya tekte atması, o pası Arda attı galiba kendisine. Arda mı attı? Yunus attı. Çok o, güzel Yunus, bir pas attı. Çok sol güzel. Tekte, attı, sol ayağıyla evet. Önüne bıraktı. O da tekte kesti. Topun yani kontrol etmedi. İki temas yapmadı. Ölmesini bekledi. Ölürken böyle öldüğü anda çok güzel bir kesme yaptı. Doğru zamanda da bizden de ceza alanı, biz teknik adamlar deriz ki mutlaka 3 ya da 4 kişi birinci direk, arka direk, merkez ve onun arkasını tamamlayacak 3-4 oyuncuyla gelelim deriz ki bunu çok iyi yaptılar dün akşam. Zaten peki golde aslan payını kime verirsiniz? Ben A. Yunus seçenekleri söylüyorum. B. İsmail. C. Olcay. Tabii ki doğal olarak D. Cenk. Bence İsmail Köybaşı'nın hakkı diyorum. Çünkü Olcay gitmesi gereken ön yere gitti. Ön direğe bir aşırttı. Arka tarafta zaten olması gereken noktada. Çünkü dördünün de şeyi var. Golde payı var. Tabii ama hangisi payı var. Aslan payı? Cenk olması gereken yerdeydi. O olması gereken yerde olduğu için de zaten gol attı. Evet, pas çünkü çok kaliteli. Bir de pası da ekrana getirelim. Evet, şimdi geliyor. Yunus'un pası da harika. Yani evet. Çok birinci sınıf bir pas verdi orada. Evet, tekte atması tekte, çok önemli. Tekte çok güzel koşu yoluna. Geldi işte. Evet, ama pası göstermemiş galiba. Bak, topun var, ölmesini var. Bekliyor. Bak, topun öldüğü. Yani iyicene top hızını kestiği bak. Olcay'ın dokunuşu da savunmanın bütün dengesini bozuyor. 5 kişiyiz. Rakipten de 5 kişi var ceza alanında. Yani, ve oradaki dağılımımız da iyi değil mi hocam? Dağılımımız da iyi. Paylaşımımız da iyi. Bak paylaşım. Şimdi. Bak. Bak. Öne doğru Olcay geliyor. Arkada iki tane merkez santrafor, arkada kişi, kanat oyuncu, evet. 4 kişi. Dönen bir top olursa da orta sahadan ceza alanı üstüne oraya yaklaşıyor. Tabii. Tam olması gereken pozisyonda. Çok güzel bir pas. Oyuncularımız olduğu için bak topun ölmesini bekliyor. Öldü ve tekte kesti. Bak 4. Evet. Olcay da çok değerli bir dokunuş. Evet. Cenk. Evet. Dengeyi evet. Bozuyordu değil mi hocam? Evet. Evet. Rakibin dengesini, kademe anlayışını bozuyor. Bu birinci golle 9. dakikada öne geçtik. Aslında ceza sahasına en kalabalık gittiğimiz ilk andı bu. Evet. Ve onda da golü... Olcay dokunmasa çünkü arkasındaki oyuncu, elini kaldıran oyuncu alır o topu. Tabii veya uzaklaştırır. Kesinlikle. Şimdi... İsmail'in de topu ölmesini bekleyerek iki temas yapsa karşısındaki bek biraz daha kendisine yakınlaşacak. Açısı kapanacak bu sefer. Orta yapma şansı açısı vermeyecek. Vermeyecek. Çok akıllı bir davranışla tekte kesti. İkinci gole bakalım hocam hemen. Bir çabuk oynandığı zaman zaten oyun başka bir boyuta geliyor hocam. Değil mi? Çabuk oyun. Tek top. Bakın. Başka bir şey. Çalışılmış bir organizasyon. Cenk özellikle ön direkte
Arka direkte bizden kimse yok. Ön direğe yoğunlaşmışız. Bu çalışılmış bir gol. Selçuk da bu topları iyi kesiyor. Ön direğe, arka direğe. Bak zaten hepsi birbirine direkt, yani nasıl attık der gibilerinden biz çalıştık. Çalıştığımız bak arkada geçti. Kimse yok. Bunu başardık der gibilerinden birbirlerini kutluyorlar. Çok güzel bir şey. Hocam yine çok güzel anlattın ama vuruş kalitesi de mükemmel. Yalnız. Evet, evet, kafasını çevirerek uzak köşeye. Bakın. Hocam yine de uzak direğe birini göndermek gerekmez mi? Hani Cenk topa vurdu evet ama sıyırabilirdi. Bak arkaya zaten birisi... Daha net, şimdi bak, daha kare sahasına arkada bir kişiyi doğru. Bırakıyorlar zaten. Seken topu o... Hı-hı. Şimdi şuradan... Arda oraya koşu yapıyor. Onu kapatıyor bir kişi ama... Yoğunluk ön direğe çalışmışlar evet, belli zaten. Şey belli. Yani nasıl çalıştık bak nasıl başardık der gibi yani birbirlerini kutluyorlar orada. Cenk bu sıyırtma kafa vuruşları çok iyi yapıyor. Ankara'da evet. Geçen sene Osmanlı Stadı'nda oynarken Beşiktaş evvelki sene buna benzer bir gol atmıştı hatırlarsanız. Yani şeydi akan oyundaydı duran top değildi. Evet. Ön taraftan arkaya çok iyi çevirmiş. Beşiktaş'ta da güzel goller atıyor. Böyle. Evet. Mersin deplasmanında atmıştı böyle iki tane evet. Bir gol attı. Üç tane attı. Sezon ikinci üç maçı. İlk Mersin açılış maçı. Beş ilk maç. Bu golleri sıyırttırarak falan. Evet tabii Cenk'e burada ayrı bir parantez açmak lazım. Bak bir daha bak şu vurmadan sanki arka direğe de Arda gidiyor. Filan da öyle oyuncu anlıyor önünü kesiyorum bak arka taraf bomboş. Evet. İlk topa korner atılacağı anda vurulacağı anda bakarsak sanki bu bence kesinlikle çalışılmış bir gol. Bir organizasyon sonucu kazanılan bir gol. Cenk'e bir parantez açmak lazım. Cenk'e parantezi bak, açarken... Bak. Görüyor musun? Arka bomboş. O beyazlı oyuncu onun önünü kesiyor. Bu sefer hakemin arkasında bir oyuncumuz boşta kalıyor. Evet. Dönen topa vurabilmesi için. Rakip adam adama yapıyor. Evet. Adam adama yaptığı için aslında arkayı boşaltmak adına, arkaya sürpriz bir oyuncu sokabilmek adına böyle bir taktiksel çalışma yapılabilir hakikaten. Rakibin analizini yapıyoruz. Diyelim ki rakibin analizini yapıyoruz biz hocam. Evet. Oturduk, koyduk kasetleri. Bak bir kişi gidiyor çekiyor beyazlı oyuncu. Hakemin önündeki oyuncu bomboş kalıyor. Top bir dönse önüne kontrol, şut ve gol atabilir. Katı bak. Bir şekilde adam adama yapıyorsa rakip esnemeden. Tabii. Herkesi öne gönderip, aslında Fatih Hoca hakikaten bunu çok iyi planlamış. Herkesi öne göndermiş. Aslında arkada büyük bir boşluk oluşuyor. Arkaya sürpriz bir oyuncu sokarak Gökhan i̇şte Gönül'ün Fenerbahçe'de olurum. Yaptığı gibi arkayı aşıtsa arkadan birisi boş kaleye atar. İşte biz onu çok çalışıyorduk. Evet. Özellikle evet. Gökhan kısa boyluyken böyle ön tarafa gidip, hızlı gidip. Evet. Gökhan Gönül kısa boylu olabilir, orta boylu ama çok iyi sıçrayabilen bir oyuncu. Bu kafayla topu arkaya çok iyi aşırtabiliyor. Fenerbahçe çok gol öyle attı. Biz öyle çok gol attı. Evet. Cenk'i ayrı parantez açalım dedim ve parantezi açarken de bir Cenk'in maç sonu açıklamalarını hatırlayalım. Sonra Terim'in de Cenk'le ilgili görüşlerini izleyeceğiz. Sonra da Cenk'le ilgili konuşalım. Sonuçta maçın kahramanıydı attığı iki golle. Cenk Tosun Finlandiya filelerini 4 dakika arayla 2 kez havalandırdığı milli takım rakibini Antalya'da 2-0'la geçti. Böylece A milli takımdaki gol sayısını 5'e çıkaran 25 yaşındaki futbolcu maçın ardından mutluydu. Benim işim gol atmak. Atabildiğim kadar atacağım. Takımıma faydalı olabildiğim kadar olacağım. Hocam gerçekten çok güveniyor bana. Maçtan önce de golünü at bana gel dedi. Ben de golü attıktan sonra yanına gittim. Teşekkür ettim kendine. Ona da çok teşekkür etmek istiyorum. Antalya stadı da şanslı stad. Gerçekten burada 5 golümün 4'ünü burada atmışım. Cenk Tosun gözlerini Haziran ayındaki Kosova maçına çevirdiklerini söyledi. Bu maçın önemini herkes biliyordu. Hocamızın dediği gibi. Bu iki maçtan inşallah 6 puanla ayrılıp yarışta kalmak istiyorduk. İlk maçı Allah'ın izniyle 3 puanla bitirdik. İnşallah Haziran'da oynayacağımız Kosova maçında da galip gelip dediğim gibi yarışta daha güzel yerlere gelmek istiyoruz. Cenk Tosun daha önce millilerin İsveç hazırlık maçında 2-1 yendiği karşılaşmada 2, deplasmanda Katar'la oynanan özel karşılaşmadaysa 1 gol atmıştı. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. +90'da yeniden birlikteyiz. A milli futbol takımımızın Finlandiya karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyeti konuşuyoruz. Biraz görüntülü analiz yaptık. Cenk Tosun'un görüşlerini ekrana getirdik. Fatih Terim'in de Cenk Tosun'la ilgili görüşlerini ekrana getirelim. Sonra da biraz Cenk Tosun üzerine konuşalım. Cenk tabii Beşiktaş'a da atıyor. İnşallah bundan sonraki Avrupa kupalarına da atar. Güzel de goller attı. Özellikle kafa golünü hep atıyor onu zaten. Seviniyorum onun adına. Çok çalışıyor. Santrafor'da
veya atak oyuncusu da kaleye en yakın oyuncu olarak herkesin beklentisi gol atmasıdır. O da bunu yapıyor. Attıkça kendi güvenini artıracaktır. Biz de belki ilerideki maçlarda çift atak oynayacağız. Zaman zaman. Öyle olduğu zaman daha da rahatlar belki. Tek başına şu defansla, bu fiziklerle mücadele etmek kolay değil. O da maşallah iyi gidiyor, inşallah devam eder. Hocam, Cenk Tosun'un genel olarak performansına baktığımızda Beşiktaş'a geldiği günden bu yana siz ilk transferini duyduğunuzda Cenk Tosun'un Beşiktaş'a böyle performans sergileyeceğini mi öngörüyordunuz, daha iyisini mi bekliyordunuz, yoksa daha gerisinde kalacağını mı bekliyordunuz? Bence Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le beraber geçen yıl Mario Gomez gol kralı oldu. Bu sene de sanki Cenk Tosun'un bu ligde gol kralı olmaya en yakın oyuncuların başında görüyorum. Cenk Tosun kendini geliştirebilen bir oyuncu. Ben Beşiktaş'la beraber çok mesafe kat ettiğini, geliştiğini görebiliyorum. Çok hızlı bir oyuncu değil. Topu koruyabilen, son vuruşları, kaleye yakın oynadığı zaman kenarlardan gelen toplarla ve merkezden gelen toplarla çabuk ve hızlı topa son dokunuşları yapabilen ve bu pozisyonu top gelmeden önce kendisini alabilen ve bunu düşünerek son dokunuşları yapabilen bir oyuncu. Son dönemlerde de bunu üzerinde Fatih Hoca'nın da dediği gibi golleri attıkça kendine olan özgüveni de geldi. Mario Gomez'den sonra kendisine de bir yer açıldı. Şu an birinci santrafor Abubakar'la beraber sanki Cenk Tosun bu attığı gollerle hem Beşiktaş'ta hem milli takımda daha fazla yüksek özgüvenle oynuyor ve maçlara kendini daha iyi konsantre ettiğini düşünüyorum. Yani Cenk Tosun yani boş alan bulduğu zaman birebir sürekli süratli dribbling yapan, rakibi böyle azaltan, üstüne gidip çalım atan hızlı bir oyuncu değil. Ama dediğim gibi bu toplarda, yan toplarda merkeze yakın, kaleye yakın oynadığı süreler içerisinde istediği toplarla buluştuğu zaman güzel goller atabilen ve son dönemlerde attığı gollerle gerçekten herkesin beğenisini kazanan bir Cenk Tosun. Bence geldiği günden bugüne kadar mesafe kat etmiştir, gelişmiştir, daha da gelişeceğini düşünüyorum. Son 5-6 maçtır Beşiktaş performansına bakarsak ciddi derecede düşüş vardı Cenk'te düne kadar. Dün tekrar 2 golle dönmüş olması bir golcü için gol atmak en önemli şeydir. Golcünün vitamini, besini goldür. Tekrar kendini iyi hazırladığını, belki de bir anlamda biraz dinlendi de üst üste gelen yorucu maçların ardından. Çünkü Cenk enerjik olduğu zaman, aradığı zaman, dolaştığı zaman, zorladığı zaman çok daha etkili, çok daha, yani çünkü gol vuruşu birinci sınıf. Sol ayak var, sağ ayak var, bitirici vuruş mükemmel, hava hakimiyeti, belki çıkıp da stoperlerin üstünden böyle darbeli vurmaz ama vurduğu zaman 10 kere kafa vursun 9 tanesi gol olur. O kadar güzel darbeli vuruşlar yapıyor. Köşeleri seçerek, bilerek. Çok iyi bir golcü o anlamda. Biraz daha bence işte araması, dolaşması, daha eforlu oynaması, stoperlerin kucağından kurtulması gerekiyor. Zaman zaman çok statik kalıyor. O da fiziğiyle alakalı herhalde sanıyorum. Bazen fiziksel olarak oyuncularda dalgalanmalar, düşüşler olabilir. Son yani Beşiktaş'ın oynadığı işte Rize, Kayseri, Galatasaray, hatırla. Hı hı. Son maçlarda çok formda bir Cenk Tosun yoktu. Deplasmandaki Olympiakos maçında da mesela. Abubakar'a zaten formayı kaptırdı ama Abubakar'ın üst üste gördüğü kırmızı kartlarla tekrar iade etti. İade etmiş oldu. Cenk'in de o anlamda 2 golle dönmüş olması tabii ki kendi performansı açısından, milli takım açısından ve Beşiktaş açısından sevindirici. Bu maçın özelinde Fatih Hoca'nın kadro seçimine en başta değinmiştiniz ama biraz daha bunu belki detaylandırmak lazım. Yani Arda'nın biraz daha Selçuk'a yakın oynadığı, Yunus'un birazcık daha Cenk'e yakın oynadığı, böyle orta sahada hani defansif olarak nitelendirebileceğimiz hiçbir oyuncunun olmadığı bir düzenle sahadaydık Finlandiya karşısında. Bu nasıl bir netice verdi? Evet, skor olarak 2-0'lık neticeyi verdi. Şimdi bazen maçlarda ille tek taraflı yani defansif oynayan oyuncularla oynamaktansa top kontrolü iyi olan, topu iyi kontrol edebilen, topu iyi yön verebilen, yönlendirebilen, topun kendinde ve takımında kalmasını sağlayan oyuncularla sahada oynadığınız zaman da bu defansif anlamda oynayacağınız oyunculardan da daha fazla katkı alabilirsiniz.
Bence Fatih Hoca'nın felsefesi şuydu. Daha fazla topu tutabilen, ayağında tutabilen, hızlı paslarla, aynı zamanda da driblinglerle, üretken oyunculardan kurulu bir 11 ile sahaya çıktı. Orada mesela bir daha fazla Mehmet Topal'ı ön libero'ya alabilirdi. Okay Yokuşlu'yla başlayabilirdi gibi. Onlar daha fazla kesici özelliği olan oyuncular. Ama bir Arda, bir Selçuk, diğer önde oynayan işte Volkan'dır, Cenk'tir, Yunus Manlı'dır. Yani bu oyuncular sürekli top ayaklarına geldiği zaman hem dribling yapabilen, hem topu koruyabilen, hem de kaleye gidebilecek anlamda, üretkenlik anlamında önemli oyunculardır. Yani maçı kazanabilme adımında. Bunun için ben Farcı Hoca'nın böyle bir tercihler yaptığını düşünüyorum. Bir an önce sonuç almak, topun kendilerine kalmasını sağlamak, daha fazla rakibi topun peşinde koşturarak kendilerini bir an önce sonuca ve sonuç odaklı oyunculardan kurulu bir 11 ile sahaya çıkmasını kendisi düşündüğünü zannediyorum. Bunun için böyle bir şey yaptığını tahmin ediyorum. Fatih Hoca'yı Fatih Hoca yapan, farklı kılan geçmişte yetenekli ve teknik kalitesi yüksek oyunculara savunma yaptırarak başarıya ulaşan bir anlayıştı. Evet. Zaman zaman bu anlayıştan vazgeçti ve ne zaman vazgeçtiyse başarısız oldu. İsviçre deplasmanında işte merkezde Hüseyin Cimşir ile Selçuk Şahin'i oynatmıştı mesela, hatırlarsınız. 2-0 mağlup olduk ve hiç futbol adına ortaya hiçbir şey koyamadık. Baraj maçını diyorsun. Evet. Dünya Kupası. Ama ne zaman kendi anlayışına döndü? İşte hücumcu bekler, hücumcu orta saha oyuncuları. Genel anlamda Fatih Hoca'nın tarzı bu oldu. Onlara mücadele ettirmek, onları koşturmak, onlara top kazandırmak. Genel anlamda böyle başarılı oldu. Dün akşam da iki stoper hariç, ki Mehmet Topal bir orta saha oyuncusu hatta, tam bir stoper. Bence değil. Evet, onu da ekleyeceğiz. Ona rağmen bütün oyuncular ofans yapabilen, hücum yapabilen, teknik kalitesi yüksek oyunculardan kuruluyor. Tabii ki bu bir denge işidir. Bu dengeyi yakalamak da önemlidir. Dün mesela İtalya-Arnavutluk maçı ile ilgili bugün İtalyan gazetesinde bir köşe yazarının yazısını okuyorum, Gazetelo Sport'ta. Şöyle başlamış: futbol matematik değil, biz çok kullanırız Türkiye'de de. Aynen böyle, futbol matematik değil. 4-2-4 düzeni kağıt üstünde çok ofansif gözükebilir. Ventura teknik direktör 4-2-4 oynatıyor. Torino'da da öyle oynatırdı. Önde bir tane 23 gol atan süper formda Belotti. Yanında 17 gol atmış İtalya Ligi'nde Immobile. İkisi 40 gol atmışlar. Arkada golcü ve hücumcu Candreva. Solda golcü ve hücumcu Insigne. Müthiş hücumcu bir takım kağıt üstünde. Ama ortaya böyle bir tablo çıkmadı diye yazmış köşe yazarı. Bazen çok hücumcu koyarsınız. Hakikaten de o takım kimyası tutmaz ve istediğiniz ürün ortaya çıkmaz. Bazen çok savunmacı bir takım çıkartırsınız, beşlik olursunuz. Çünkü pas yapamazsınız, topu önde tutamazsınız. İşte önemli olan bu dengeyi bulabilmek. Çok hücumcu 5 santiforla oynayıp da hiçbir takım dünyada başarılı olamaz. Hatta o yüzden... Mehmet Topal bir orta saha oyuncusu dedin. Ömer Toprak da stoper olmasına rağmen ikili topu mücadeleleriyle veyahut da olağanüstü hava hakimiyetiyle meşhur bir stoper değil. Daha çok topu oyuna iyi sokmasıyla meşhur bir stoper değil mi? Zaten yani dün birinci maç, özelliği olarak onu sayarız. Dünkü maçta zaman zaman önde baskı yaparak dörtlü beşli oyuncuyla rakibin geriden oyun kurmasını engellemek ve kazanılan, yani birinci bölgede onları hataya zorlayarak geriye ve yana oynayarak kazanılan toplu bir an önce sonuç almak istemiş Fatih Hoca. Bunu çalışmışlar belli. Bunu da zaman zaman bizim milli takımımız başardı. Ama ne zaman demin de konuştuğumuz gibi 2-0 yakaladık. Ondan sonra daha fazla böyle koruma içgüdüsüyle kompakt kalıp onları hataya zorlayarak, hatalarından faydalanarak, daha az enerji harcayarak maçı bitirmenin yoluna gittiler. Ama Mehmet Topal da oyun içinde baktığınız zaman orta saha özelliği olduğu için stoperden birkaç sefer dikine topla çok iyi koşular yaptı. Çok iyi topla dribling yaparak oyuna katkı sağladı. Mesela bunlar hep Fatih Hoca'nın kafasında, top kendisindeyken oyuna daha fazla katkı yapabilecek oyunculardan kurulu bir oyuncularla dün akşam bir 11 ile sahaya çıkmış. Bence Fatih Hoca dün akşam bu 11 ile, bu felsefeyle başarılı oldu yani. Bence maçı kazanmasını bildi. Doğru tercihlerle doğru bir oyun. Kendisi de bunu söylüyor zaten. Her ne kadar ikinci devre durağan bir milli takım olsa da, yani yeterli derecede üretken bir milli takım sahada yoksa da, acaba bu önümüzdeki bence Kosova deplasmanı, içeride Hırvatistan ve deplasmanın ardından Ukrayna ile oynayacağız. Bu maçları kazanmaya yeter mi? Bu futbolla biz bu maçları kazanabilir miyiz? Ne kadar puan alabiliriz? Bu bizi finallere taşır mı? Dünya Kupası'na gitmemizi taşıyabilir mi? Veya, soruyorum peki o zaman. Veya, dün akşamki oyun. Dün Hırvatistan maçını seyrettiniz değil mi hocam? Evet, Hırvatistan. Dün akşamki oyun. Yenilen Ukrayna'ya yeter mi? Bıraktım Hırvatistan'da. Yenilen. Ben programdan önce de konuştuk seninle. Bence ikinci devredeki oyun
yenilen Ukrayna'ya karşı deplasmanda bu oyun kazanmamıza yetmez. O zaman biz takım olarak gelişmeliyiz, oyuncu grubu olarak gelişmeliyiz ki Ukrayna'yı nasıl yenebilmenin çarelerini aramalıyız. Fizik olarak, teknik olarak, taktik olarak ve kadro seçimi olarak. Bunun planlamasını çok iyi yapmamız gerekiyor. Ben Fatih Hoca da çok tecrübeli bir oyuncu, antrenördür, başarılı bir teknik adamdır. Ben bunun da çalışmalarını, derslerini iyi çalışacaklarını düşünüyorum. Peki bu fikstüre, soruyu geliştirebiliriz. Fikstüre bakınca bir ikincilik gözüküyor bize gibi geldi bana da ufukta. O ben hesapları biraz daha sonraya bırakalım lütfen. Çünkü tam da bu konuyla bağlantılı bir sorun var. Peki sizce Ukrayna deplasmanında veyahut da içerideki Hırvatistan maçında bu kadroyla mı çıkarız? Bence çıkmayız. Maç Eylül'de çok var. Hayır, oyuncu yapısı olarak oyuncu yani tamamen hiç tek bir defansif orta saha bile olmadan mı çıkarız? Bence mesela? Bu soru şimdi o anlamda. Çok zaman var. Oyuncuların performansına bakmak lazım. Atletik performanslarına, maçlardaki saha içi performanslarına bakmak lazım. Sakatlık durumlarına bakmak Şöyle lazım. Şöyle sorayım soruyor o zaman. Eylül ayındayız. Bu oyuncular var. Form düzeyleri de bu. Aynı 11 olur mu Ukrayna deplasmanında? Ne dersiniz? Bence olmaz. Orta sahada bir tane defansif bir orta saha olur bence. Birazcık daha kuvvetli, birazcık daha topun bize kalmasını sağlayacak ve aynı zamanda top rakipteyken de çok fazla topun rakipte kalmasını istemeyen bir felsefeyle hem futbolcu anlamında hem teknik adam anlamında bir 11 ile sahada olacağımızı düşünüyorum. Değil mi? Gerçi Fatih Hoca yani 3 puana ihtiyacım var deyip Ukrayna deplasmanında da benzer bir kadroyla da çıkabilir. Şimdi ya, o günkü koşulları gözden geçirmek lazım. O günkü puan durumu, o günkü form durumu, o günkü oyuncu grubu, ben hani hepsi koşulları yani. Bugüne taşıdım, öyle sordum. Bu arada Hırvatistan bir şey Fatih Hoca galiba. Mesela bu tip riski maksimum seviyede olan maçlarda bile bazen hiç kimsenin beklemediği bir 11'lerle sahaya çıkabiliyor. Örnek mesela bu İzlanda maçı, Santrafor'su mesela maça çıktık. Ne kadar topu iyi kullanabilen, top becerisi olabilen, yaratıcı, bireysel anlamda üretken oyunculardan kurulu. Orta saha Oğuzhan oynadı. Ne bileyim o gün Gökhan Töre vardı. Hakan Çalhanoğlu vardı galiba. Yani birçok oyuncular, mesela Fatih Terim böyle bir şeyleri deneyebilen, böyle bir oyuncu grubuyla da maçlara çıkıp maçları lehine çevirebilen bir teknik adam. Onun için çok kesin emin olmamak kesin lazım, konuşmamak lazım değil mi? Evet. Az önce Hırvatistan-Ukrayna maçından bahsettiniz. O karşılaşmanın da özetini izleyelim. Kritik bir mücadeleydi tabii yani. Türkiye'de çok yakından ilgilendiriyordu. Doğal olarak Hırvatistan ve Ukrayna'yı da ve Hırvatistan bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Milli takımımızın grubunda Hırvatistan-Ukrayna mücadelesi. Hırvatistan hata Modric çevirdi. Mandžukić'ten önce orada bir müdahale var. Kalinic dokunamıyor. Yine Hırvatistan hata. Mandžukić hareketli. Plase top direkten döndü. Mario Mandžukić. Hırvatistan maça çok hızlı başladı. Yine ceza sahasına geldi top. Kafa vuruşu Kalinic'ten out'a gitti. Arka arkaya pozisyonlar buldu Hırvatistan ama bu kez Ukrayna hata. Yarmolenko vurdu, Subasic gole izin vermedi. Ukrayna'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşananlar. Savunma Yedvay topun çizgiyi geçmesine izin vermedi o noktada. Kalinic çok güzel vurdu topa. Maçta 38. dakika, Rakitic'in pası, Kalinic'in golü, Hırvatistan 1-0 önde. Modric, Rakitic, Kalinic. Subasic uzun oynadı. Rakitic, faul bekliyor Ukraynalılar. Tekrar Rakitic, ara pası, karşı karşıya Kalinic. Offside yok, kaleci Fyatov. Görüntüler ikinci yarıdan. Hırvatistan hata, Fyatov çevirdi. Atak devam ediyor Rakitic'le. İvan Rakitic çevirdi. Mandžukić kafayı vurdu. Kalecide kaldı. Serbest vuruş. Kaleci Subasic ikinci pozisyon. Yarmolenko dışarıya vurdu. Konopyanka'nın serbest vuruşu. Kaleciden dönen top. Yarmolenko sonuç alamadı. Yine Ukrayna hata. Vida savunmada karşılayan isim. Mavyenko yine çevirdi. Ceza sahasına doğru. Zor bir pozisyon. Kafa vuruşu. Selezniyov. Kardemir Karabükspor'da oynuyor biliyorsunuz. Kaleci Fyatov gole izin vermedi Modric'in vuruşunda ama Hırvatistan 1-0 kazanıyor, 13 puanla liderliğini sürdürüyor.
Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da gruptaki doğrudan 3 rakibimizden ikisi olan Hırvatistan'la Ukrayna'yı biraz mercek altına alacağız. Senin gözlemlerin. Ukrayna enteresan bir takım. Oyun içerisindeki yakaladığı ivme ile birlikte çok yukarıya çıkartabiliyor performansını. Fakat çok da düşürebiliyor. Biz bunu zaten Konya'daki maçta yaşadık. Evet, kendi maçımızda. Yani yaşadık. Mükemmel oynayan bir Ukrayna vardı. 2-0 buldu. 3-0 da yapabilirdi. O kadar oyunu force etmişlerdi. Fakat oyunun son 20 dakikasında da 3. sınıf bir takım görüntüsü verdiler ve biz 2-2'ye getirdik. 3-2'yi de bulabilirdik. Dün de mesela buna benzer oyun içerisinde değişkenler yaşıyorlar. Oyun içerisinde gitgeller yaşıyorlar. Sanıyorum biraz zamana ihtiyaçları var. Şevçenko aslında çok kötü futbol oynatmıyor Ukrayna milli takımına. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Biraz daha iyi sonuçlarla özgüvene ihtiyaçları var Ukrayna takımının. Birkaç tane üst üste iyi top oynayıp iyi sonuç alırlarsa o takımın geleceği var. Ama bu dalgalanmalara, bu psikolojik oyun içerisindeki çöküşlere de son bu biraz genç oyuncuların da olmasından da kaynaklanıyor. Mesela dün Hırvatistan'dan neden bahsetmiyorum? İsmail Hoca çünkü Hırvatistan'ı ağırlıklı olarak değerlendirdi. Hırvatların zaten kalitesi ortada. Evet. Gruptaki performansı ortada. Modric, Rakitic, Mandžukić bunlar birisi Real Madrid oyuncusu, birisi Barcelona, birisi Juventus oyuncusu. Kalinic birinci sınıf bir santifor, Fiorentina'nın santiforu. Beşiktaşlı Mitrovic'e tabii bizim de gözümüz gitti. Evet. O da başarılı ve kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. Çünkü senin de söylediğin gibi Ukrayna ikinci yarıda özellikle son 20-25 dakika bayağı bir baskı kurdu. Bayağı bir geldi. Karabükspor'un santiforu Selezniyev hakikaten çok enteresan bir oyuncu. Çok zorladı rakip savunmayı. Gol atmasa da belki çok önemli pozisyonlara girmese de rakip savunmayı bozan tipte, sarsan tipte bir oyuncu. Çok arıyor. Çok mücadeleci bir isim. O yüzden hani güzel bir maç oldu hakikaten. O maç üst düzey bir karşılaşma oldu. Teknik açıdan, taktiksel açıdan, fiziksel açıdan. Nereden bakarsam bak tempo, mücadele. Hakikaten iki takımı da ben çok beğendim. Ukrayna mağlup olmasına rağmen ya bayağı bir takım bu Ukrayna diyorsun seyrettiğin bölümlerde. Hırvatistan biraz baskı yedi son bölümde. Çıkamadı. Evet. Ama tabii ki Ukrayna'da da hani biraz belki Konoplyanka ama onun dışında çok böyle kıvrak yetenekli bir oyuncuya da ihtiyaçları var gibi. Hani eski dönemlerde Rebrov, Shevchenko falan vardı ya onlarda. Bir tane öyle bir oyuncuları yok. Ona ihtiyaçları var. Yani şimdi dün akşamki maça bakarak gelişmekte olan bir takım. Yani bugünün çağdaş futbolunu ayak uydurmaya çalışabilen, bunun temellerini ve tohumlarını atmış gibiler. Yani biraz önce ne konuştuk? Finlandiya takımı tamam, futbol oynamaya çalışan, geriden topu oyuna iyi sokabilen ama bir yere kadar gelip 3. bölgede tıkanan, bir şey üretemeyen bir takımdan bahsettik. Ama Ukrayna takımı öyle değil. Ukrayna kaleden oyunu kurabilen, oynayarak 3. bölgeye kadar gelip orada da üretkenlik sağlayabilecek Konoplyanka'ya, işte Senezev gibi oyuncuları var ama oyun içerisinde zaman zaman bir düşüş yaşıyorlar, bir kırılmalar yaşıyorlar, bir dalgalanma senin dediğin gibi. Neden olabilir hocam teknik adam gözüyle? Bizim maçta Konya'daki maçı evet, gözünüzü canlandırın. Yani müthiş oynuyorlardı. Tabii, 2-0'dı, tabii. 3-0 yapacaklardı. Hiç yok evet. Aynen öyle. Hatta bir tane direkten mi? Evet. Karşı karşıya atama. 2-0. Karşı karşıya atama. 3 olabilirken yani böyle bir takımdan bahsedebiliyoruz. Demek ki bir şeyleri başarmışlar ama tam anlamıyla bir şeyleri de ellerinde tutabilmek için bir iki bir şey eksik. Yani o bir iki bir şeyi bulmaları lazım ki tam olabilsinler. Mesela bir Hırvatistan o bir şeyleri bulmuş. Gelişmişler, bir şeyleri bulmuşlar. Baktığınız zaman ofansif ve defansif anlamda o kırılmaları, o dalgalanmaları yaşamıyorlar. Bu da neyle oluyor? Önemli, karakterli, güçlü, yetenekli, oyuncularla. Ortada Modric gibi, Rakitic gibi, işte ön tarafta Kalinic gibi, Mandžukić gibi oyuncularınız olduğu zaman Avrupa'nın, dünyanın en büyük... Brozovic. Perišić. Perišić Inter'de bu sene harika bir sezon geçiriyor. Brozovic yine öyle. Önemli oyuncu. Kalecileri Subasic, Monaco'nun kalecisi. Monaco Fransa Ligi'nde lider. Yani her hattıyla hakikaten Hırvatistan çok kaliteli, çok özel bir takım. Her hattıyla. Demek ki Ukrayna'nın da böyle ön plana çıkabilecek, takım içerisinde liderlik yapabilecek, takıma da liderlik yapabilecek bir iki oyuncuya ihtiyacı var. Eğer böyle bir oyuncu da çıkartabilirlerse takım içerisinden sanki gelişmiş, her geçen gün üstüne koyan, tehlikeli ve etkili olabilecek bir milli takımdan bahsedebiliriz. Bir de o Piazza falan var Juventus'ta, tabii, o sonradan falan oynadı. O da Hırvat biliyorsun. Biliyorum, evet biliyorum. Mitrovic nasıldı hocam?
Çünkü Beşiktaş da tam yani yeterince süre almadı. Tabii ki bir fikriniz vardır Beşiktaş performansıyla da ama özellikle dün geceki performansı merak ediyorum. Dün geceki performansı ben beğendim gerçekten. Bir santraforo İspanya'da oynayan çıktı, yanına Selezniç girdi. Mitrović baktığınız zaman yani fizikli bir oyuncu, genç bir oyuncu ama sanki onun sürekli oynamaya ihtiyacı var gibi. Bu tip kariyerli maçların oynayarak kendisi de kariyerlenecektir. Kendisi de daha böyle klas kalitesini üzerine koyması gereken bir oyuncu. Oynadıkça bu seviyedeki mesela dün akşamki milli maç, Beşiktaş'ta oynayacağı bu Avrupa kupalarındaki maç, Beşiktaş'ta oynayacağı şampiyonluk maçları, derbi maçları onun sanki kalitesini arttıracak gibi ileriye dönük bence iyi bir oyuncu, fizikli bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu, güçlü bir oyuncu ama daha fazla kaliteli ve klas bir oyuncu olabilmesi için bu seviyenin, üst seviyenin maçlarını oynaması lazım. Biraz zamana ihtiyacı var ama ileriye dönük öne açık bir oyuncu. Siz o ışığı görüyorsunuz, evet, aldınız evet, yani. Evet. Peki şimdi biraz hesap kitap yapalım mı? Kalan maçlara bakalım. Neler olabilir? Tabii Eylül ayı çok kritik, hep bunu söylüyoruz. Şimdi bir kalan maçlara bakalım. Önce Haziran ayında, 11 Haziran'da Kosova ile karşı karşıya geleceğiz. Eylül'de gel diye bir şarkı vardı değil mi? Eylül üzerine çok şarkı var. Evet, var. Ve işte en kritik, önce 2 Eylül'de Ukrayna deplasmanı, ardından 5 Eylül'de Hırvatistan deplasmanı. Yani o yüzden İzlanda ve Finlandiya maçlarını şimdiden konuşmanın bir anlamı yok bence. 5 Eylül akşamı nasıl bir tablo olabilir? Biraz onu değerlendirelim istiyorum. Şimdi o tabloyu sonuçlar, Haziran ayındaki sonuçlar belirleyecek. O yüzden, Haziran'da Kosova yani maçında, mantıklı, evet, rasyonel bakarsak için olabilecek en mantıklı sonuçlar işte bizim Kosova'yı yenmemiz Haziran ayı içerisinde değil mi? Evet. Tabii bununla birlikte İzlanda Hırvatistan maçı var. O karşılaşmanın sonucunu kestirmek olabilir, çok güç. Finlandiya Ukrayna maçı var. Ukrayna Finlandiya deplasmanında puan kaybedebilir ama kazanma şansı da yüksek. Finlandiya karşısında favori. O yüzden Hırvatistan-İzlanda maçı, ki grubun ilk iki takımı, özellikle Hırvatistan kazanırsa bence Hırvatistan artık gider. O bileti cebine koyar Hırvatistan. Çantasını hazırlamaya başlar. Çünkü kendi evinde Kosova ile Finlandiya ile olacak. Aynen, 6 puan da cebinde olacak. Cebinde gibi olacak. Evet. O yüzden Hırvatistan kazanırsa İzlanda, evet, deplasmanında Hırvatistan bitirir işi. Birinci. Ondan sonra ikincilik mücadelesi başlar, evet, işin doğrusu. Biz İzlanda ve Ukrayna arası ikincilik mücadelesi. Eğer Hırvatistan kazanmazsa, İzlanda kazanırsa bu kez İzlanda grup liderliği için ortak, evet, olur ve bu iki takım ilk iki için çok güçlü adaylar olurlar. İlk iki için o zaman ciddi bir rakibimiz daha olur ki İzlanda da bu sefer devreye girmiş, evet, olur. Bence bu Ukrayna dün akşamki ikinci devredeki futbolundan dolayı Ukrayna deplasmanda Finlandiya'yı yenebileceğini düşünüyorum ben. Ukrayna için Finlandiya maçı dönüm maçı. Çok önemli bir karşılaşma. Ve Ukrayna'da şöyle bir avantajı var. Biz de içeride oynayacak. Tamam, biz, evet, daha önce kritik maçta Tümer attı, kazandık falan gittik. Ama o geçmişte kaldı. Yani Ukrayna ile deplasmanda oynayacağız. Ukrayna'nın puan mücadelesi yoktu. O bizim kazandığımız maçtı. Yoktu. Evet. Yoktu. O yüzden yani Ukrayna ile biz deplasmanda oynayacağız. Ama Ukrayna İzlanda'ya gidecek. Kosova ile nerede oynuyor bakıyorum. Kosova Hırvatistan'da da son maçı içeride oynayacak. Evet. O yüzden çok kritik maçlar var daha grupta. Biz Eylül'e görebilmemiz için bizim kendi işimizi görmemiz lazım. Kosova'yı yenmemiz lazım, evet, deplasmanda. Orası kesin. Kazaya uğramadan, ki kazanırız, Kosova'yı yeneriz. Burada diğer iki maçın sonucu bence Eylül'ü gösterecek bize. Bence biraz bizim kaderimizi diğer maçlar değil, Kosova yendiğimizi düşünüyorum. 3 puan. Deplasmanda Ukrayna ve içerideki Hırvatistan maçları, diğer maçların sonucu ne olursa olsun bence bu 3 maç bizim kaderimizi belirleyecek. Liderlik içinde, grup ikinciliği içinde, en iyi ikinciler içinde. Bu 3 maç bizim bence diğer maçları değil de kendi oynayacağımız maçlar belirleyici olacak gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Peki şu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Dün Hırvatistan-Ukrayna maçı oynanırken de acaba Hırvatistan'ın maçlarını kazanıp grup liderliğini koparması bizim için daha mı iyi olur? İkincilik yolunda bir rakibimiz azalır diye mi düşünmek lazım? Yoksa tam tersi Hırvatistan'ın puan kayıpları ile birlikte bir anda önümüze bir grup liderliği hedefi gelebilir gibi de düşünebilir miyiz? Hangisine daha yakınız sizce? Hangisi daha rasyonel? Vallahi rasyonel düşünmemiz gerekiyorsa demin de Güntekin'in söylediği gibi Hırvatistan deplasmanda İzlanda'yı yendiği anda o grup lideri olarak gider. Hiç fazla hayal kurmayalım.
Yani bunu açık mı net biz hangisini diye tercih etmeliyiz? Tabii 5 başta 5 puanı kapatmak Hırvatistan karşısında kolay değil. Ancak onlar işte Ukrayna Hırvatistan puan kaybedecek İzlanda'ya. Sonra Ukrayna'ya puan kaybedecek. Ama onlar da rakibimiz. Öyle düşün. Evet. Biz de içeride Hırvatistan'ı yeneceğiz falan gibi senaryolar var. Evet, evet o da bir ihtimal ama çok kuvvetli değil. Çok kuvvetli i̇şte değil. Çok çok uzak yani bence. Hırvatistan'ın maçlarını kazanması bizim daha çok işimize gelir. Bence de. Ben öyle düşünüyorum. Bence de öyle. Çünkü biz İzlanda ile içeride oynuyoruz. Sıkıştırıp yenebiliriz. Ukrayna'yı da yenebiliriz. Yani Hırvatistan yenerse tabii bu arada Ukrayna ile İzlanda'yı yenecek. Tabii işte. Yani ondan bahsedeyim. Bence de ikinci olup playoff oynamak bence daha mantıklı. Tabii orada nasıl ikinci olduğumuz da eğer olursak önemli. Hani ikinciler arasında sonuncu olursak maalesef playoff tabii, oynama şansımız da ortada. 9. gruptan bir tanesi giremiyor. 8 takım. Evet. O da bir Kasım maç kazandığınız zaman eşleşmede oradan çıkabiliyoruz yani. Evet, o açıdan kritik. Tabii bilmiyorum milli takımla ilgili bu tabloyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında son birkaç gündür, birkaç haftadır hatta gündemde olan bir mesele var. Yabancı sınırı üzerinden tartışmalar dönüyor. Bu tartışma nereden çıktı? Niye çıktı durup dururken alevlendi? Ya aslında bazı teknik adamlar bu çıkışı yaptılar. Onu hatırlıyor. Mesela Bülent Uygun kaybettiği bir maçtan sonra dedi. Ben dedi oyuncularımla hepsiyle İngilizce konuşmak zorunda kalıyorum. Bir tane bile Türk yok dedi. Türk oynat. Türk oyuncun da var kaldı. 14 tane Türk oyuncun var. 11 tane Türk'le çık. Yok yasak mı? 14 tane Türk oyuncusundan fazla yok mudur Antep'in kadrosu? 25 kişi kadrosu kaç tane Türk var? Vardır herhalde. Tamam oynat o zaman. 15 tane Türk oynat. 2 tane de yabancıyı yedeğe koy. Yani o zaman madem şikayet ediyorsun. Habertürk'te Meriç Müldür'ün bir yazısı vardı. Federasyondan bazı mecbur değil ki yabancı oynatmak. Yöneticilere yani, dayanarak ya bu yabancı kuralında galiba hata yaptık. Bunda değişiklikler yapabiliriz gibi. Ve en sonunda Fatih Hoca'nın maçtan bir gün önceki basın toplantısı dikkat ederseniz biz bu yeni kuralı açıklarken bir takım teşvikler planlamıştık, öngörmüştük. Orada federasyonda bazı görüşmelerle değişiklikler oldu dedi. Sonra şu bununla ilgili geçen hafta ben bir programda bir şey söyledim. Evet. Anlatabilir miyim? Müsaade eder misin? Tabii ama şu değişikliği ben bir izah edeyim mi lütfen? Meğersem yapılan değişiklik şuymuş. Bildiğiniz gibi oynattığınız, daha doğrusu sözleşme imzaladığınız yabancı futbolcu sayısının karşılığında bir fon oluşturulacaktı. Kulüpler onu da söyledim ben. Önceden vardı o. Ne kadar fazla. Onu ben Fatih Hoca'dan önce söyledim. 4 gün önce söyledim. Ne kadar fazla oyuncuyla anlaşırsınız, mukavele yaparsanız o kadar fazladan federasyona para ödeyeceksiniz. Aynen bu öyle. Da bir fon oluşturulacak ki bu fonda da oynattığınız yerli oyuncu kadar, milli takıma gönderdiğiniz futbolcu kadar vesaire ödül verilecekti. Ne oldu sonra bu fon? Öncelikle bu verilen paralar, fonlar harca dönüştürüldü. Paralar azaldı ve ödül kısmı için tamamen ortadan kaldı. Tamam bunu Fatih Hoca dün mü söyledi? Ben salı, bir gün önce. Salı akşamı söyledim programı. Tamam fark etmez. Yani hayır senin... şimdi niye söyledim? Bu bir öneri olarak söyledim. Dedim ki yabancı sayısı kalsın, serbest kalsın. Geçmişte bu uygulandı. 5 yabancı varken federasyon 5 yabancıya çıkmıştı 3'ten 5'e. Evet. Senin önerin zaten 2015 Şubat ayında yönetim kurulu kararı olarak açıklandı, duyuruldu. Açıklandı tamam ama daha önceden ta babam benim hayattayken, biliyorum. Federasyondayken yapılıyordu bu. Altyapı fonu oluşturulmuştu. Ben tekrar hayata geçirilsin diye söyledim. Benim icadım değil. Yok. Bu uygulanan bir sistemdi. Altyapı fonu birinci yabancı atıyorum rakamları 100 bin euro. İkinci yabancı oynatıyorsan 200, üçüncü oynatıyorsan 400, dördüncü oynatıyorsan 800 katlanarak artıyor. Burada şimdi yeni yabancı statüsünde bu yeniden düzenlenebilirdi. Ben de diyorum ki düzenlendi ama uygulanmadı. Sümen altı edildi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Fakat yani. Bunu sonra altyapı fonunu ne yaparsın? Altyapı fonundan da bir teşvik yaratırsın. Evet. İsmail Kartal, teknik direktör. Nebil Evren diye 19 yaşında bir genç futbolcusu var. Altyapıdan yetişme. Toplam 927 dakika oynatmış. Evet. Açarsın bakarsın 927 dakika. Buna bir rayiç belirlersin. 927 puanlama dakika. Puanlama sistemi getirildi. Dakika başına 1000 euro. Evet. 927 bin euro İsmail Kartal'ın teknik direktör yaptığı kulübe Gaziantep, evet, aynen. Eskişehir hangi kulüpse böyle bir teşvik verirsin. Böyle altyapıdan oynatan, futbolcu oynatan kulüplerde böyle bir teşvikle altyapıdan gelen oyuncu oynatmanın, genç oyuncu oynatmanın karşılığını alırlar. İşte bu 2015 Şubat ayında yönetim kurulu bu kararı açıkladı. Bize böyle duyuruldu bu yeni kural. Ama bu uygulanmadı sonra. Burada vahim olan şey i̇şte bu. Geçmiş yıllarda vardı bu. Yani birçok buna bakarsanız Türkiye'de birçok şeyler uygulanmıyor maalesef. Aslında hepimiz bir futbol adamı olarak uygulanmasını bekleriz. Altyapılar diyoruz mesela. Bütün kulüp başkanlarını dinlediğiniz zaman ülkemizde hepsi altyapıya önem verelim diyorlar. Ama altyapıda mesela bir
proje çiziyorsunuz. Bir sahanın yenilenmesi lazım. Ne bileyim ben bir tesis yapacaksınız. Bir şey olacak. Federasyona gidiyor. Bu onaylanıyor. Buna karşılıklı size bir ödenek çıkartılıyor. Ama bu ödenekler gerçekten Türkiye'de altyapıları harcanıyor mu? Altyapıya destekleniyor mu? Desteklenmiyor. Hepsi farklı yerlerde. Yani siz diyorsunuz ki bir kulüp diyor ki ben şuraya bir tesis yapacağım diyor. Bunun karşılığında bir federasyondan teşvik alıyor, ücret alıyor, evet, bir bedel alıyor ama onu o tesisi yapmak yerine belki de yanaşmıyor, yanaşmıyorlar ne bileyim, yanaşmıyor kulüp başkanları falan. Yani bunun gibi çok şeyler sayabiliriz, evet, yani gerçekten aslında bunlar olması gereken şeyler. Futbolumuzun kalkınması amacıyla yani altyapıya önem verelim, tabii ki verelim. Ülkemiz 80 milyonlu Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip bir ülkeyiz. Bizim çok daha fazla oyuncu fışkırması lazım bu ülkeden. Ama oyuncu fışkırması için biz yeterli derecede imkanlarımız var mı? Sahalarımız var mı? Bütün altyapılara ben gidiyorum, boşum bakıyorum, izliyorum. Hepsi suni çim. Bir tane normal çimde futbol oynanıyor. Bir Bursa'nın galiba oynanıyormuş. Diğer bütün sahalarda suni çim, halı sahalarda altyapıların maçları oynanıyor. Bunlar burada antrenman yapıyor. Birçok oyuncular sakatlanıyor. Büyüme çağında oldukları için kemik büyümeleri oluyor. Bilekten, diz. Yani onun için bizler gerçekten çok genç nüfuslu, çok yetenekli, çok önü açık, geleceği olan oyuncularımız var, çocuklarımız var. Yani bunları biz yeterli derecede sahip çıkabilirsek, imkan verebilirsek, onlara birazcık ayrıcalık tanıyabilirsek, her anlamda beslenmesiyle, ne bileyim onların özel antrenmanlarıyla, eğitimiyle vesaire, ben inanıyorum ki bu ülkeden çok yetenekli, çok fazlasıyla oyuncular çıkabilir. Yeter ki biz buraya bir adım atalım, bir eğilelim diye düşünüyorum. Yani yapmak istedikten sonra bence de yapılabilir. Onun formüllerini bulursun, ona göre eğitmenleri yetiştirirsin, pro lisans veya A lisansı olanları altyapı zorunluluğu getirirsin, kulüplere çeşitli kotalar, kriterler koyarsın. Bu ülkede şu anda Türkiye'de, Türksel Spor Toto Süper Lig'de kaç tane takım var? 18. Kaç tane profesyonel oyuncu oynuyor? 25 tane oyuncudan hesapla 400'e yakın veya 400'den fazla. Kaç tane oynayanlar, düzenli oynayanlar içerisinde 22 yaşın altında kaç tane oyuncu var? Hemen ben sayayım 3 tane aklıma geleni. İrfan Can, Cengiz, Yusuf Yazıcı. İrfan Can da artık düzenli. Yani üst düzey oynayan, süreklilik alan. Az, yani az. Oyuncu sayısı az. Bununla ilgili bir tablo, grafik var. 22 yaşın altında çok az oyuncu oynuyor. Şimdi buna mukabil Monaco takımını seyrediyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey oynayan, Manchester City'yi eleyen bir Monaco takımı var. Bakıyorsun 98'li oyuncu oynuyor. Evet. 95'li, 96'lı, 97'li Şampiyonlar Ligi seviyesi bu. Evet. Yani hakikaten bunları görünce insanın tüyleri diken diken oluyor. Evet. Belçika futbolu. Milli takım havuzundaki oyunculara bak. 25 tane üst düzey oyuncu var dünyanın en ünlü kulüplerinde oynayan. Dünyaya hepsi oyuncu, oradan yetişti dünya, Belçika Ligi'nde. Dünyaya oyuncu girer. Yanılmıyorsam nüfusu 3,5 milyon Belçika'nın kaç? 3,5 milyon galiba yani nüfusu var. Ama dünyaya en çok futbolcu ihraç eden ülke Belçika şu anda. Biz 80 milyonuz. Evet. Bizden kim var oynayan? Bir Arda var, Burak var, Çağlar var şeyde. Başka bizden gidip transfer olan, Türkiye'de yetişip de giden kim var? Enes. Enes var. Evet. 4. 5. yok. Yok. Ama Belçika'ya bakıyorsun onlarca, yüzlerce oyuncusu var. Tabii dünyanın canım, her yerinde. Aynen. İsviçre'deki spor araştırmaları merkezi hep bir 3 ayda bir tablolar yayınlıyor. Bu da altyapı futbolcularına, ki ülkede yetişen futbolculara hangi ülke ne kadar süre veriyor diye. Ve burada da 31 ülkeyi baz alıyorlar. Yani işte Andorra gibi, Cebel Tarık gibi vesaire, hani o ülkeleri, o futbol ülkelerini, daha doğrusu UEFA üyelerini 53-54 tane yiyorlar. Evet, 31 ülke içinde kulüplerin kendi altyapılarında oynayan oyuncularına verdikleri süre Türkiye'de toplam sürenin %4.6'sı. 30. bu Güney Kıbrıs Rum kesimini geçmişiz. Evet. 30.yüz. Geçtiğimiz tek ülke o. Güney Kıbrıs Rum kesimi. Ya işte paramızla övünüyoruz. Paramız var diye. İşte Avrupa'nın en büyük 6 liginden biriyiz diyoruz. Şu tablo bence gerçek. Yani bu çok vahim bir tablo. Bence 30. olmamız çok vahim. Demince Ukrayna'dan bahsediyoruz. Ben kulüp, evet. Gelişmiş diyoruz. Yani modern futbola uygun bir felsefeleri var. İşte bunları başarmışlar. Bir iki bir şey eksik diyoruz. Bu altyapıyı verdikleri önemli. Bu %29,5'luk vermiş oldukları süreyle demek ki çok yakın bir süre içerisinde o bir iki bir şeyin eksikliğini de gidereceklerini düşünüyorum ben. Buradan yeni Ukrayna'da Orebro gibi, Shevchenko gibi yeni yıldızlar, oyuncuların çıkıp milli takıma katkı sağlayacağını düşünebiliriz. O zaman bunu da bu tabloya göre de. Öyle değil mi Güntekin? Öyle gözüküyor. Yani %4'lük rakam, şimdi bir de yüzdeleri de bakmak lazım. Sadece burada klasifikasyondan ziyade
Şimdi Ukrayna'da oynayan her 10 oyuncudan 3 tanesi alt kulüplerin altyapısından yetişme. Görünen o. Bizde her 10 oyuncudan 4 tane şey 100 oyuncudan 4 tanesi. Evet, aynen. 4 tanesi. Aldıkları süreye göre. Evet. 100 oyuncudan 4,5 tanesi altyapıdan yetişme. Bu çok vahim bir tablo. Bu kulüplerin verdiği kendi altyapılarındaki oyunculara verdikleri süre. Bir de totalde yani 100 tane oyuncudan profesyonel 100 tane oyuncudan sadece 4 tanesi altyapıdan yetişme. Çok kötü bu yani. Totalde ülkede yetişmiş oyuncular üzerinden yapılan bir araştırma da var. Hemen o grafiği de ekrana getirelim. Yerli oyuncular. Yani burada yurt dışında o yetişmiş futbolcuları. Yani Hasan Ali, Oğuzhan, Cenk Tosun onlar sayılmıyor. Tabii evet. Ki. Burada da yine sondan ikinci sıradayız. Ligin tamamında bak, bu ülkede yetişmiş oyuncuların aldığı süre %30'u yani %70'i yani evet, biz yetiştirmemişiz. Aynen. Ligde oynayan oyuncuların. Ya yabancı ya da tamam, yabancı ülkede yetişmiş Türk. Türk. Evet, çift pasaport. Yani mesela Galatasaray şimdi takımı. Baktığınız zaman kim var? Selçuk İnan var. Selçuk var. Eren yurt dışından. Evet. Tolga yurt dışından. Hakan Balta yurt dışından yetişme. Evet. Sabri var buradan. Sabri var. Yani oynayanlar için. Evet. Şu an son dönem Sabri var. Semih var. Evet. Evet, oynadığı zaman. Yani mesela onlar, bak, şöyle cesur teknik adamların olmasa. Fatih Hoca, Emre Çolak'la Semih'i 91 doğumludur bu iki oyuncu da. 2011 yılında, değil mi? 2011-2012 yılında. Doğru. 20 yaşındayken koydu, oynattı ve şampiyon oldu. Evet. Olur, oynar. Yani mesela Monaco oynatıyor işte. 20 yaşındaki çocuk. Varsa potansiyeli koyarsın, oynarsın. Bence. Yani niye oynatmıyor teknik adamlar? Bir tane muhatabı burada soralım. Evet, kariyersiz oyuncular geliyor Avrupa'dan. Ben Gaziantepspor'u çalıştırıyordum. İlk maç mağlup olmuş kendi evimizde. Trabzon'la oynayacağız. Bir oyuncu vardı bize, Alpay diye. Sağ açık oynuyor. Sağ bek çok az şans vermişler, denemişler falan. Sol kanat oynuyor. Biz oynattık, sağ bek oynattık. O gün de güzel öndü. Biz Trabzon'u 1-0 yenmiştik. Sonra milli takıma gitti. U19 milli takımına gitti. Sonra Orkan sakatlığı var. Zaten U21 takımına devamlı gidiyor. Doğan Aybey diye bir oyuncu vardı. Kupa maçlarında, evet, lig maçlarında da mesela oynatmayı düşündük. Burada Galatasaray maçında falan da oynadı. Oynadı. Evet. Sakatlandı. Tam oynatacaktık. Şans veremedim ona. Ama kupa maçlarında oynattık. Sonra benden sonra da oynamaya başladı. Ben Fenerbahçe'deyken de mesela bir Uygar, bir Ramazan Civelek olsun, bir Caner olsun, Samsun'a gitti falan. Ben bunlara sürekli kupa maçlarında şans verdim, oynattım. Yani genç oyuncuyu oynamasını, önünün açılması, onların Türk futboluna ve kendi kulüp bulunduğumuz kulüplere önce kazandırmak, sonra Türk futboluna kazandırabilmek adına ben genç oyuncuları seven Volkan Babacan, benim takım zamanımda mesela ilk aldık, PAF takımda oynattık. A milli takıma kadar bugün gitti, oynuyor mesela. Ben şahsen genç oyunculara şans vermekten ve onları kazanmaktan yana bir olan teknik adamım. Bunları da her gittiğim kulüpte. Mesela ben Konya Şekerspor'daydım çalışırken. Boş zamanlarında altyapıdaki antrenmanları izlerdim takımların. Genç takımında bir alt takımı vardı orada. Ömer Ali Şahin orada oynuyordu mesela. 15-16 yaşlarındaydı. Hemen A takımda idmanlara çıktı. Kaleciyi aldım oradan. Ahmet vardı, onu aldım. 3-4 tane çocuğu. Ömer Ali'yi oynattım. 16 yaşında mı? Ne? 17 yaşında bile değildi. İkincilikte A takımda oynattık. Sonra milli takıma gitti. Sonra oradan 2-3 oyuncu daha oynattım A takımda. Bugün Ömer Ali Şahin Konya Spor'un en önemli oyuncularından bir tanesi. Mesela her gittiğim kulüpte ben gençleri oynatan, takip eden ve onlara şans veren bir teknik direktörüm. Eğer çalıştığım süre içerisinde de bu genç oyuncuları kazandırmak adına önce kulüplerimize, sonra Türk futboluna bunların takipçisi olacağım. Boş zamanlarımda da izliyorum zaten. Daha bugün bile Fenerbahçe'de Dereazlı'nda hem oğlumun akademi U14 takımında oynuyor. Onların maçını izliyorum. Hangi mevkide hocam oğlunuz? Hangi sol bek oynuyor. Emre Kartal. O da bek sizin gibi. Solak mı? Solak. Ama o takımda, onların takımında gerçekten milli takım oyuncuları da oradaydı. Çok önemli, önü açık. Geleceğe çok parlak oyuncular var. Çok net söylüyorum. Bazı takımların o söylediğiniz yaş kuşağı mesela Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa. Evet. Çok iyi Altınordu. Mesela hakikaten evet, iyi bir jenerasyon geliyor. Ama, U15, U16, ama bak, U14. Çok iyi oyuncular var. Çok önü açık. Yeter ki birazcık o oyuncularla demin söylediğimiz gibi bu kriterlere uygun bir şekilde bir ayrıcalık tanınması gerekiyor. Yani oyuncu var, havuzda oyuncu var. Yeter ki bir dokunuş lazım.
diye düşünüyorum. Uluslararası temas da yapıyorlar. Mesela Altınordu, Atletico Madrid falan geldi, maçlar oynadılar, evet. Turnuvalar oynadılar. Yapılıyor yani öyle şeyler de. Turnuvalar organize ediliyor. Evet. İstanbul'dan kulüpler gidiyor İzmir'e falan. Çok çok güzel işler de yapılıyor. Bunları da göz ardı etmeyelim. Ama hakikaten şimdi bir 98 doğumlu bir Mbappe. Bütün dünyanın şu anda konuştuğu bir oyuncu. Evet. Şimdiden 80 milyon eurolardan bahsediyor. Paha biçilmiyor. 80 evet. O 180 milyon euroya da 98 gider. 98 yani. Doğumlu gider bahsettiğimiz yani. Oyuncu. 18 evet. Yaşında. Evet. Bu oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde o seviyede oynuyor. Yani lig seviyesinde, Fransa Lig 1 seviyesinde değil, Şampiyonlar Ligi seviyesinde üst düzey futbol oynuyor. 18 yaşında bu çocuk mesela belki bizim kulüplerimizde olsa dur bakalım daha bir zamanı var falan diye oynatmayabilirler. Evet. Oynatmak lazım. Havuzu atacaksın. O biraz zaman, öğrettikten sonra yüzmeyi kendisi öğrensin, geliştirsin. O zaman buradan yola çıkarak ne yapmamız lazım? Biz de 15-16 yaşında çocukları ve 17 yaşında gelmiş ileriye dönük önü açık beklentiniz olan altyapıdaki oyuncuları A takım almanız gerekiyor. Oraya adapte olsun, o seviyeye uyum sağlasın değil mi? Burayı sindirebilsin, fiziksel, teknik ve taktik açıdan buranın bir terbiyesini alsın ki siz de 18-19 yaşında oynatıp verim alabilirsiniz. Biz hala 18-19'a dur bakalım dersek o zaman kaybediyoruz işte. İşte bu bir tercihtir. Mesela Trabzonspor'da Koreli bir santrfor oynuyordu. Suk. Evet. Bu Min Suk muydu? Sezon başı biz onu Antep'e almak istedik, alamadık kiralık. Mesela o oyuncu derece verimsiz ve başarısız bir sezon geçirdi Trabzonspor'a geldikten sonra. Aslında çok değerli. Hatta burada konuştuk, sen hatırlarsın. Evet. Dedim ki ben o oynayacağına Yusuf Yazıcı oynasın. Bu performansıyla. Son derece yetersiz performans. Yusuf oynamıyordu o zaman. Oynamıyor. Yani Yusuf şimdi oynasa, Yusuf potansiyelli bir oyuncu biliyoruz. Yusuf oynasa Suk'tan daha mı başarısız olacaktı? Şu anda işte oynuyor Yusuf. Verimli. Çünkü çocukta potansiyel varsa, yetenek varsa. Bizim bazı takımlarımız var. Hakikaten şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Çok kötü futbol oynuyorlar Süper Lig'de. Evet. İki tane genç oyuncu oynatsa bundan daha mı kötü olacak? Aynen öyle. Başka bir felsefeleri yok diyorsun yani. Evet. Bir oyun felsefeleri yok. Yani bir takımın tabii ki rakibe göre bir stratejiniz olacaktır. Bunu haftalık değerlendirirsiniz ama en azından bir genel anlamda baktığınız zaman bir felsefeniz olması lazım. Takım ve oyuncuları buna göre seçerek buna göre antrenman etmeniz gerekiyor. Bunun için de hocam bir alt ligde bile kodu da açmayalım çünkü bak, süremiz bitti. Süre bitmedi, bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Herkese rica ediyorum, sizden de rica ediyorum. Açın Türkiye Süper Ligi'ndeki gol krallığı listesine bakın. Çıksın gol krallığı. En başta Cenk Tosun yazıyor. İşte altında Eto yazıyor. O yazıyor, bu yazıyor. Wagner'la vesaire. Türkiye'den yetişmiş bir tane oyuncu var mı? Yok. Yok. Bir tane var mı? Bir. İkincisi alt lige bak. Bitti, süre bitti. Birinci lige bak. PTT birinci lige. Oradan altyapı bir tane. Hepsi yabancı. Evet. Yok yani. Bu tespitle noktalayalım. İsmail Hocam çok teşekkür ederiz. Stüdyomuza geldiniz. Konuğumuz oldunuz. Yorumlarınız için çok teşekkürler. Gültekin Onay teşekkürler. Bir başka 90 artıda tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.